Allah Azze ve Celle fawailun lil qasiyeti kulubuhum min zikrillah. Kalplerini Cenab-ı Hakk'a karşı katılaştırmış. Demek ki oradan beslenmedikçe kalp katılaşır. Şu halde zikirden yani Allah Azze ve Celle'nin kitabından اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَاِنَّهُ لَكِتَابٌ عَز۪يزٌ diyor Cenab-ı Hak. O aziz bir kitaptır. Buradan gelen malumat kişinin demek ki kalbini yumuşatır. Aksi فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ <اللّٰه> Allah'ın zikrinden kalpleri katılaşmış olanların vay haline diyor Cenab-ı Hak. Tabi bu e, parantez arasında Cenab-ı Hakk'ın zikrini sadece laf ı celali tekrar etmek suretiyle ve sadece tesbih etmek suretiyle böyle de anlamak mümkün ama sadece böyle anlamak o zaman bizi Cenab-ı Hakk'ın sunumuyla, anlatımıyla, Kur'an'da önümüze koyduğu kapsamına karşı haksızlık etmiş oluruz. Yani Cenab-ı Hakk'ın sunumu Allah Azze ve Celle'nin zikrini kendi hitabı olarak, kendi kitabı olarak, اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَاِنَّهُ لَكِتَابٌ عَز۪يزٌ O aziz bir kitaptır buyuruyor Cenab-ı Hak. Kafirlerin pozisyon aldıkları, rahatsız oldukları, sıkıntı çektikleri şey tam da Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği bu zikir, bu vahiy. Ne diyorlardı? لَا تَسْمَعُوا لِهَادَ الْقُرْآنِ Dinlemeyin bu Kur'an'ı. وَالْغَوْفِيهِ ve <وَلغف> lağv oluşturun ona karşı yani gürültü çıkarın, teneke çalın, ses yükseltin لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ böyle belki ona karşı galip gelebilirsiniz. Dolayısıyla bu ayette yani girişten beri dersin girişinden beri konuştuğumuz hadisenin somut bir sahnesi var. Ve kâle <كَفَرُوا> kafirler dediler ki, لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ Bu Kur'an'ı dinlemeyin. Girişi, çünkü Kur'an ses olmak itibariyle, lafız olmak itibariyle insana kulaktan giriş yapıyor. لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ Dediler ki dinlemeyin. İşte o irtibatı kesin. Keselim çünkü içeri girince bir şeyler yapıyor bize dedikleri hadise bu ve biz buna siirette çok somut örnekler biliyoruz. Yani Mekkeliler hac dönemi gelince Arapların gelişine karşı Kur'anla irtibatı, irtibatları oluşur ve bizde yaptığı tesiri onlarda da yapar diye daha girişten maske dağıttı, maske diyorum. Daha girişten şey dağıttılar. Kulak maskesi. Yani kulağa karşı bir tedbir tıkaç dediler kulaklarınızı kapatın. Kulaklarınıza bir şeyler tıkın çünkü aramızda bir sahir var, bir sihirbaz var. O kişiyi atasının bile dininden eder, babasının dininden eder, baba oğul birbirine düşman eder. Aramızda biz bu fitne aramızda oldu. Yani onlara göre bu bir virüs böyle yayılıyor ve kişinin kendi iradesine tasallut ediyor. Yani böyle tarif ettiler. İstem dışı çünkü eğer istemli bir biçimde tedbir alınabilir olsaydı o zaman kulaklarınızı tıkayın demezlerdi. De dinleyin ama kabul etmeyin derlerdi. Dediler ki dinleyince kabul etmemek mümkün değil. Etkisi altına alıyor. Bizim öyle adamlarımızı kaptı elimizden ki o yüzden virüs diyorlar. Bugün hatırlıyorum bir devletin başkanı vaktiyle demişti ki, İslam bir virüstür diye bu ifadeyi siz de hatırlıyorsunuz. Böyle demesinin nedeni, kendi çocuklarını peyderpey İslam'a kaptırmalarından ötürü. Çünkü yayılıyor, çocuklar okuyunca, inceleyince, anlayınca bakmışsın İngiliz kanından, Fransız kanından ama Allah Azze ve Celle'yi ta 14 asır önce gönderdiği Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem üzerinden gönderdiği mesaja eşhedü en la ilahe illallah diyerek ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. diyerek bunu ikrar ediyor. Baba oğlu ayırdı. Koskoca batının en dip noktasında bir evladını çaldı gibi görüyor. Dolayısıyla istem dışı gibi telakki ediyor bunu ve diyor ki bu bir virüs. Demin girişte söylediğimiz tam bağlayıcılık yani o istem dışı gibi ama tedbir alırsan bundan kurtarıyorsun. İşte tedbir alıyorlar. Dediler ki bu siteleri kapatalım, bunları engelleyelim, bu çocuklara ulaşmasınlar. Kafirler de aynı tedbiri aldılar. Kendileri uzak durmaya, ve yeni gelen kimselere de dediler ki kulaklarınızı tıkayın, dinlemeyin. Çünkü bir sihir bu, etkisi altına alıyor ve sonra kendinizi o etkiden kurtaramayıp maazanallah atalarınızın dininden dönersiniz sonra. لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ zikrin etkisini kafirlerin somut reaksiyonları üzerinden konuşuyoruz. Sadece Cenab-ı Hakk'ın bize Anlatımından değil, kafirlerin somutlaşmış reaksiyonları üzerinden yani hadiseyi tecrübe etmiş kimseler ve bunun etkisine karşı tedbir almış kimseler. لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْفِيهِ Ve dediler ki sadece gürültü çıkarın, sesini bastırmaya çalışın eğer illa bulunduğunuz ortamda okunursa, o yüzden yanılmıyorsan Ebu Zer el Gifari herhalde yok. Ee, diğer Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh bir gün çıkıp böyle aralarında yüksek sesle Kabe'de Kur'an okudu, onu dövdüler, nusuba çevirdiler. Böyle kanlı bir nusup gibi hani hayvan adadıkları taşlar var ya üzeri her türlü kan. Onu da öyle yapmışlar ki kıpkızıl kana çevirmişler. Neden bu reaksiyon, neden bu çok ciddi tedbir? Çünkü etkiyor, çünkü kulun kalbini de, kulun varlığını da yaratan Rahman'ın sözü. Arada doğrudan bir iletişim var. Bunu engellemek için dediler ki yüksek, madem ki o sestir, o zaman ona karşı daha çok ses çıkarırsanız لَعَلَّكُمْ <laughs> تَغْلِبُونَ Böyle ona karşı galebe çalmanın belki yolu var. Bu لَعَلَّكُمْ <laughs> çok da ümitli değiller. لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ Bu çaresizliklerini hem yaşadıkları Resulullah zamanındaki örneklerden hem bugünkü örneklerden biliyoruz. Cenab-ı Hak dedi ki وَاِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ عَلَى تَعْرِفُ ف۪ي وُجُوهِ الَّذ۪ينَ كَفَرُ الْمُنْكَرَ يَكَادُونَ يَسْتُونَ بِالَّذ۪ينَ yetluna aleyhim اَيَاتِنَا Onlara ayetlerimizi okuduğunuz zaman kafirlerin yüzünde o nahoşluğu, o hoşnutsuzluğu görürsünüz. Neredeyse ayetlerimizi okuyanların üzerine saldıracaklar. Yani kendilerini zor tutuyorlar. Öfke öyle bir hızlı kabarır, öyle bir hızlı büyür ki bunun, et, bunun sebebi okunan zikrin içeride tetiklediği yürektir. O yürek, o kalp tetiklenince kendi kalbiyle aykırı düşmesi kişiyi olağanüstü rahatsız eder. İçten fethedilmişçesine korkunç bir çaresizlik hisseder ve bunu e, buna karşı gösterdiği o yüzden reaksiyonu böyle abartılıdır. يَكَادُونَ يَسْتُونَ بِالَّذ۪ينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ ayetine neredeyse ayetlerimizi okuyanların üzerine saldırıp onları parçalayacaklar. Yakaduna yastun aleyhim ayetine. Kul efeuna bikum min zalikum. Cenab-ı Hak dedi ki de ki onlara bundan daha kötüsünü size haber vereyim mi? Demek ki ne kadar kötü bir durumdalar ki o esnada. Bu işkence gibi onlar açısından. Çünkü kişinin kendi kalbini kaptırması, kendi kalbinin kendisiyle aykırı bir pozisyon alması onun açısından çok rahatsızlık verici olmalı. Düşün ki adam evladını bile kaptırınca ne kadar rahatsız oluyor. Yetiştirdim, büyüttüm diyor. O gitti bir Müslümandan arkadaş oldu, sonra çıktı benim dinimden, Müslüman oldu. Her şey benimken, yani ben yedirdim, ben büyüttüm, benim neslimden Şimdi düşmanımın rengine büründü. Allah, ve men ehsenu minallahi sıbğat. Bu Allah'ın boyası. Bu Allah'ın rengi müminler. En kötüsü bile işte Ebu Cehil'in bir benzeriydi Hazreti Ömer. Hazreti Peygamber onu iki Ebu Cehil'den yani birisi olarak o zaman bu kadar adavetliyken nasıl ki bu boyaya bürününce Allah azze ve celle'ye onu tanımaya, ona saygı duymaya, gönderdiği dini kabul etmeye adım atınca Allah. biz aç, bizim bakımdan nasıl birden bire temizleniyor, pak, tertemiz, sarılıp doya doya öpesimiz geliyorsa o an itibariyle o kadar onlara yabancılaşıyor. O yüzden kendi evladını böyle görünce Olağanüstü bir acı hissediyor. Bu acının belki kaç katını hissediyor? Kendi kalbini böyle görünce, kendi kalbini karşı tarafı doğrular halde görünce. O yüzden tedbir olarak e, saldırası var o esnada. يَكَادُونَ يَصْلُونَ بِالَّذ۪ينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ مَا Cenab-ı Hak dedi ki onlara tam da böyle öfkeleri kabarmışken, tam da böyle o esnada saldırmak üzere, kötü durumdayken de ki onlara kul ona bi okum bi min bundan daha kötüsünü size söyleyeyim mi ennar ateş vaadaha Allahu allazina kafaru Allah yok sayanlara bunu vaat yani şu an bunun daha şimdiden işkencesini yaşıyorsun ben sana daha kötüsünü söyleyeyim o da başına gelecek ennar ateş Buradan anladık ki kafirlerin hakka karşı yaşadıkları tahammülsüzlük ve içlerinde gelişen öfke o kadar rahatsızlık verici ki Cenab-ı Hak ayette bunu ateşle kıyasladı. قُلْ اَفَعُنَا بِعُكُمْ بِشَرِّ مِنْ ذَٰلِكُمْ اَلْنَارُ Adamın içi yanıyor demek ki o esnada, kahroluyor o esnada, içi kavruluyor, kalbinin hakkı ona itiraf etmesi kalbinin kendi başına imana böyle atması neredeyse içinden çıkıp iman etmek isteyecek. Onun buna kendi kalbi üstelik karşı tahammülsüzlüğü, rahatsızlığı onu böyle öfkeye sevk eder. Bu bahsettiğimiz zikrin nasıl kişinin kalbine ulaştığını ve onu tesiri altına aldığını gösteriyor.